Anne, bence sen adama dost doğru gerçeği söyleyiver gitsin. Ne diyeceğim kızım? Delirdin mi sen? Yusuf Bey böyle böyle mi ettik diyeceğim, ne diyeceğim ya? Ay anne saçmalama, ben sana öyle mi de diyorum ya? Bu adamın bizim eve geldiğini konu komşu görmedi mi? Gördüm. Gördüler. Artık herkes biliyor yani, öyle gelişi güzel bir şey söyleyemeyiz. En azından bir kısmını doğru söyleyelim. Adam geldi bize, işte torununu arıyordu, babasına kavuşturmak için falan filan. Ondan sonra da çekti gitti, öyle dersin. Doğru diyorsun. Tamam, öyle diyeceğim. Dur, bir de sen panik yapma, tamam mı? Panik yapınca saçmalıyorsun anneciğim. Git şimdi, sakin sakin konuş, anlat tek tek. Tamam. Ben konağa gidiyorum, senden haber bekliyorum anne, tamam mı? Ya amcam, İstanbul'u diye tutturdu. Bir işim var dedi, ölmeden önce halletmem lazım. Çıktı geldi Mersin'den. E hadi, size geldi. Sonra nereye gitti bu adam? Yer yarıldı da içine girmedi ya. Beyim. Yusuf Bey, biz... İlyas, ya. İlyas dur. Dur, sen beceremezsin şimdi. Ben anlatırım lisanlıyla. Dur. Beyim, Yusuf Bey bize geldi. Dedi ki ölmeden önce son bir arzum var dedi. Torunuyla babasını kavuşturacağım ben dedi. Ama sonrasında nereye geldi, nereye gitti? İnan biz de bilmiyoruz. Ne torunu? Amcamın torunu falan yok. Var beyim. Var. Bak ben sana anlatayım. Hasret Hanım vardı ya, Yusuf Hanım'ın kızı. Allah rahmet eylesin. Yıllar yıllar evvel... Ayıptır söylemesi. Nikahsız gebe kalmış. Gebe kalınca da Yusuf Ağam haliyle delilenmiş. Bebeği doğar doğmaz almış, bizim İlyas'ı kucağına vermiş. Bundan sonra bu sizin kızınız demiş. İlyas da getirdi bana. Biz yıllarca baktık, besledik, büyüttük. Hani demin buradaydı ya, güzel giyinmiş, ay parçası gibi. O kız işte Yusuf Ağam'ın torunu beyim. Torunu oğlunun.